Geçtiğimiz haftalarda verdiğimiz bir karar neticesinde hem kanalın ismini değiştirmiştik hem de kitap videolarını daha az, genel kültür, işte psikoloji olsun, bilim olsun, kendimizle ilgili başlıklar olsun, bu tarz konuları daha fazla yapacağımızı, işleyeceğimizi söylemiştik. Kitap içeriklerini de içimize sinerek yapmak istediğimizi söyledik. Hani ne zaman güzel bir kitap okursak ve gerçekten içimize sinerse, sizlerle paylaşmak istersek o zaman kitap videosu yapacağımızı söylemiştik. İşte bu hafta o haftalardan bir tanesi. Sonunda bu koşturmaca içerisinde biliyorsunuz bir yarışma falan söz konusuydu. Evet. Ona katıldık. Zaten kısa video, short videosu olarak da bilgilendirmiştik. Hı-hı. Bu koşuşturmacaların arasında en sonunda bir de baktık ki ikişer tane kitap okuyuvermişiz. Bir de telaş olmadığı için her hafta, yani kitap yetiştireceğiz telaşı olmadığı çok için rahat. Gerçekten böyle severek, isteyerek seçip okuduğumuz kitaplar oldu ve içimize sindi. Dolayısıyla dedik ki bugün zamanı bu 4 tane kitabı sizlerle paylaşalım. Aynen öyle, çok böyle rahat rahat okudum, böyle şey, acele etmeme, kavrama, Evet. öyle şey gibi ya, bu video işine bulaşmamızdan önceki halimiz gibi. Yani iş gibi olmaktan çıktı bizim için. Bizim için de çok güzel oldu. Yani öbür türlü Aynen çünkü öyle. zorluyorduk böyle kendimizi. İstersen videoya her zamanki gibi sen de başlayabilirsin, ben de başlayabilirim. Ben başlayayım, anlatayım, kurtulayım. Yani ne zamandır kitabı anlatmıyordum, böyle telaş Çok ettim. sevim. Anlatayım, kurtulayım be. Notlarımı da çıkardım böyle nostaljik bir şekilde gene. Hadi o göreceğiz şimdi. O zaman ben başlıyorum. Fark etmeden kadınlarla ilgili, kadının toplumdaki yeriyle ilgili kitaplar okumuşum iki tane. Bir tanesi zaten doğum günü hediyesiydi. İki tanesi de doğum günü hediyesiydi, pardon. Evet. Şimdi benim bir tane gözden var. Yeni Gözde bir yazarım var. Bu senenin Nobel kazanan yazarı Annie Ernaux. Ufak ufak okumaya başladım ve gerçekten çok beğendim yazarın tarzını. Çok yalın, çok sade, çok özgür, çok böyle cesur bir kalemi var ve çok hoşuma gitti. Ve insanı kesinlikle sıkmayan bir tarzda anlatıyor. Kendi yaşamından etkileniyor, esinleniyor. Ve çok güzel hikayeler anlatıyor. Onun sanıyorum bu yoktu yakın Bu zamanda. yakın, yeni bir ay içinde çıktı bu. Çevrildi ve başka kitapları da yoldaymış aslında, çevriliyormuş. O yüzden o külliyatı tamamlamak istiyorum. Hadi bakalım. Bir Kadın isimli kitabı. Şimdi kendisini anlattığı, babasını anlattığı kitapları vardı. Burada da kendi annesini anlatmış yazar bize. Şimdi bir kadın olarak anneyle ilişkisini anlatıyor ama aslında okurken yani her kadının, her kız çocuğunun anneyle ilişkisini anlatıyor gibi hissedebilirsiniz. Çok genel bir şekilde anlatmış. Şimdi orta sınıfa mensup bir ailede kadın olmak, kendini var etmeye çalışmak, işte Zor. annesinin gözünden, tabii annesinin hayatını baz alarak işte kültürlü olmaya çalışmak, buna özenmek, bunu yapabilmek, toplumda kendine bir yer açabilmek, güçlü bir şekilde ayakta durabilmek için verdiği çaba, annesinin doğumundan yani küçüklüğünden beri yaşadığı ortamdan yola çıkarak bütün hayatını ve işte hayatını son anını hani gözünü kapattığı hastane odasına kadar, çünkü baş edemediği bir hastalık sonucu, Alzheimer sonucu kaybediyor annesini. Kötü. Son anına kadar anlatmış ama dediğim gibi çok sade, çok yalın anlatmış, çok kıvamında bırakmış, hiç insanı sıkmadan böyle su gibi okuyorsunuz gidiyor. Güzel. Zaten yazarın en çok bu sadeliğini seviyorum ben. Duygularını yansıtma konusunda çok cesur demiştim. Yazar gerçekten çok dürüst. Anne kız ilişkisinin hem güzel taraflarını anlatıyor hem de gerçekten çok kötü, insanı rahatsız edici taraflarını da anlatıyor. Yani hem bir yandan anne ile kızın birbirine çok bağlı olduğunu hem bir yandan da çok kopuk olabileceğini anlatıyor. Ben böyle sayfalar arasında gezinirken zaman zaman çok duygulandım. Yani bir insanın komple hayatını başından sona böyle şahit olduğunuz zaman ve her insanın bunları yaşayabileceği düşüncesi hep aklınızda oluyor. Herkesin annesi var, herkesin kızı var. Veya hepimiz zaten insanız ve bunlar başımıza gelebilir. Yani bir yeri okuyorsunuz, diyorsunuz kendi hayatınızdan çok parçalar buluyorsunuz. Yani sizin de hayatınız böyle. O insan da o şekilde yaşamış. Aynı endişeleri yaşamış. Kesinlikle. Aynı noktalardan geçmiş. Aynı şeyleri düşünmüş, istemiş, hayal kırıklıkları vesaire. Ve onun o geldiği son noktayı görünce hayata tutunma, bir türlü bırakmama endişesini, yani o savaşını görünce gerçekten çok etkileniyorsunuz. Ben çok aralarda böyle çok duygulandım okurken. Kıyamam ya. Bir yerde şey demişti, annem hakkında yazıyorum çünkü onu dünyaya getirme sırası sanırım bende. Ve yazar bir röportajında da söylemişti, bir şeyle ilgili eski bir ilişkisini anlatırken, yani onu kafamda bitirmek için, hatırlıyorsun video yaptığımızda anlatmıştım Nobel'i kazandığı zaman. O duyguyu kafamda bitirmem için yazmam gerekiyordu deyip seneler sonra yazmıştı. Burada da aynı hissini görüyoruz. Yani o duyguyla ben şu anda aslında şey yapıyorum, karşılaşıyorum, savaş veriyorum ve bu kitabı bitirince anca onu bitirmiş olacağım. Tabii içimde o konuyu halletmiş olacağım diye. Evet, tekrar oraya dönüp hatırlamak falan bazı yerlerde çok zor geliyor ona. Bir de bir şey okumak istiyorum burada hemen arkasından. Mesela şöyle demiş, artık sesini duyamayacağım. Olduğum kadını bir zamanlar olduğum çocukla bir araya getiren onun sesi, sözleri, elleri, tavırları, gülüşü ve yürüyüşüydü. Geldiğim dünya ile aramdaki son bağ da koptu. Mesela çok duygusal bir anlatım. Çok çok güzel bir tarif yani bence. Evet.
Çok sağlam o açıdan yazarın kalemi. Bu okuduğum birinci kitaptı. Kesinlikle ve kesinlikle devam edeceğim Eynar'ını okumaya. Daha çok kitabı var. Hepsini yavaş yavaş bitirmeyi düşünüyorum. Çok memnun kaldım. Çok çok hoşuma gitti. Mutlaka tavsiye ediyorum bu kitabı. Hadi bakalım. Şimdi ikinci kitabıma geçeyim. Bu birazcık daha korkunç bir kitap. Korkunçluymuş, benim haberim yok. Yani ismi Hadula. Yunan edebiyatı. Ben çok fazla okumadım Yunan edebiyatı. Yani tek tük kitaplar okuduk. Bir tane Kıbrıs edebiyatından okumuştum, hatırlıyorsun. Evet, Yaratılanlar evet. diye beğenmiştim. Hı hı. 19. yüzyıl Yunan edebiyatına ait bir kitap. Aslında biz çok yeni gibi algılamıştık. Yani çok bilgimiz olmadığı için ama yazar zaten 1800'lerinde yaşamış, sonlarında yaşamış. Aslında Yunan edebiyatında çok bilinen, saygı duyulan, böyle tapılan bir yazarlardan bir tanesi yani. Öyleymiş. Ben ilk defa bir kitabını okudum. Bu arada yazarın adını okuyamadığım için söyleyemedim. Alexandros Papadiamantis. Papadiamantis. Heh. Kaç kere böyle prova ettim ama dönmüyor yani Yunan kelimelerine dilim. Evet. Şimdi bu kitapta da önce ismini söyleyeyim. İsmi değişik çünkü Hadula. Yani ne düşüneceğinizi bilmiyor, ne bekleyeceğinizi bilmiyorsunuz kitapta. Evet. Orijinal ismi Afonisa. Aslında tam Türkçe'de karşılığı olmayan harflerden oluşan bir şey. O yüzden tam çevrilmiyor. Afonisa diye yazmış kitabın içinde. Bu da katil kelimesinin dişil anlamıymış. Yani kadın katil demek. Hmm. Orijinal adı bu şekilde geçiyor ama bizde Türkçe'de ilk önce bu şekilde basılmış ama daha sonra baş karakterin adı olan Hadula koymayı tercih etmişler. Bu şekilde basmışlar. Evet, belki katil, kadın katil deseydi daha ürkünç olabilirdi, bilmiyorum. Biraz sert olurdu ve şey yani Jaguar o tarz bir yayın evi değil. Yani evet, o yüzden. Daha böyle spesifik, özel bir yaklaşım tercih etmelerini anlayabiliyorum. Ama kapak ve ismi de yani düşününce hiç böyle bir şey beklemiyordum içinden. Yani biraz şaşırttı beni. Bu kitap da gene kadınlarla alakalı. O dönemde Yunanistan'da yaşayan kadınların toplumdaki yeri ve gene tabii ki içler acısı, her zaman olduğu gibi bu durumlar hiç değişmemiş. Yani işte kadının bir değerinin olmadığı, kız çocuklarının bir değerinin olmadığı, hayatlarını köle olarak gelip köle olarak devam edip öyle öldükleri. Yani bu kölelik tabii resmi o manada kölelik değil ama hani işte evdeyken anne babaya hizmet etme, evlenince kocaya hizmet etme, tabii. İşte ne bileyim yaşlanınca çocuklarını torunlarına hizmet etme hiç bitmiyor yani. Baş karakterimiz Hadula da yine çok küçük yaşlarda evlendirilmiş. Çünkü zaten başka çare yok. Kadın için başka seçenek yok. Çok küçük yaşlarda evlendiriliyor ergenliğe girer girmez. O zamanlar zaten hiç yok yani. Hiç yok yani hakikaten. Toplamda 7 tane, 4'ü kız olmak üzere 7 tane çocuk doğurmuş. Biraz böyle şifacılığıyla bilinen yaşlı bir karakter. Kendisi hem yaratılış tarzından dolayı bir de şöyle bir şey gelişiyor kadınlarda yani. O sıkıntıyı çektiği halde kendi de nedense kadınlara evet o girdaptan çıkamıyor yani. O öyle görmüş ailesinden. O yüzden o da öyle davranmaya devam ediyor kadınlara. Aynısını yapmasan daha iyi değil mi? Toplum belki düzelir. İşte çıkamıyor yani, bu karakter gerçekten çok tehlikeli bir karakter. Şeye bak sen ya. Yani başta kendi çocukları olmak üzere bütün kadında yani kız çocuklarını özellikle bir dert, bir baş belası gibi görüyor. Aslında hiç doğmamaları gerektiğini öngörüyor. Çünkü doğsalar da hep acı içinde yaşayacaklar. Hep başlarına gelecek belli. Hiç doğmasınlar ya da doğdularsa da hiç yaşamasınlar daha iyi. Yani ne gerek var onlara? Spoiler gibi olmasın. Hani şey diyor böyle, onun ölmesi gerektiğini düşünüyor. Baştan ölsün ki ne kendi acı çeksin ne etrafındakilere dert olsun. Hani Azrail yoksa işte atıyorum kaya da mı yok, uçurum da mı yok falan, böyle şeyleri var mesela yani hani. Nereye düştük ya? Böyle bir karakter gerçekten çok korkunç. Bunun yanında erkek çocukları var. Bunların suçlu, katil, yani cinayet bile işleyebiliyor ama gene erkek çocukların arkasında duruyor mesela. Yani bu beni böyle deli eden bir durum. E tabii canım. İşte bu nedenle hep kız çocuklarına karşı böyle sevgisiz, çok nefret dolu, çok fazla açık etmese de davranıyor ve bu konuda da günah işlemekten, suç işlemekten kendini alıkoymuyor. Yani şimdi tam açık olarak söyleyemiyorum ne yaptın ama korkunç şeyler olabilir. Dikkatli olun. Ve vicdanı da gayet güzel, rahatlatıyor yani, hiç vicdani bir yük de hissetmiyor üzerinde. Aman ne olacaksa olsun. Ha, aynen öyle. Ana karakterin Hadula'nın kafasındaki o düşünceler sürekli böyle kafasında biri konuşuyor sanki. Sürekli sahneler var, düşünceler var ve bunları hayata geçirmesi sakin bir şekilde gerçekten sizi ürkütüyor. Yani o açılardan ürkünç bir kitap. Ama dili gene çok sade, çok yalın. Yani böyle 4-5 saatte vaktiniz varsa veya 3-4 saatte rahatlıkla okuyup bitirebileceğiniz bir kitap. Nasıl okuduğunuzu gerçekten anlamıyorsunuz yani. Ne ara bitiyor? Gerçekten öyle oluyor. Çok hızlı okuyorsunuz. Ama konu bakımından ağır olduğunu söyleyebilirim, bazı yerleri okumak ağır gelebilir. Evet, bazı sahneler şey bir anda çünkü oluyor. Anlamıyorsunuz. Tokatlanıyorsunuz böyle. Yazarla ilgili şöyle bir şey okudum. Dostoyevski'ye benzettiklerini söylüyorlar. Ben o kadar iyi bilmediğim için yazarı. Ama şu açıdan benzetiyorlarmış. Karakter, hani Suç ve Ceza'ya falan düşünürseniz, karakter iyi de olsa kötü de olsa, hangi karakterde olursa olsun, onu anlamaya çalışıyor. Onunla empati kuruyor. O açılardan benzetiyorlarmış. Ve Suç ve Ceza kavramlarının işlenmesi açısından.
Yani ben benzerlik buldum mu bilmiyorum, söylendiği için belki, ben bir de kitap okuyacağım, kitabı önceden araştırmayı sevdiğim için hani onu duyarak okuduğum için benzetmiş olabilirim belki, O bilmiyorum. Da olabilir. Hiç söylemeselerdi bu aklıma gelir miydi? Öyle bir net Ben bir şey anlamamıştım onu ya. bilmiyorum ama bilenler, okuyanlar öyle söylüyor. Bu metin aynı zamanda operaya, tiyatroya falan da uyarlanmış. Bazı efsanelerden hani böyle ilham almış, uyarlanmış. Hı hı. O yüzden önemli bir metin ve yazarın şaheseri olarak söyleniyor. Vay be. Hediye almışın, iyi ki de almışın. Çok yani ben memnun kaldım. Elime sağlık. Kitaptaki karakterin korkunçluğuna rağmen böyle bir yazarı okumuş olmak benim için güzel oldu. Bu kitabı da tavsiye ediyorum. Şiddetle okuyabilirsiniz. Çok içime sinerek okudum. Vay be. Ağzına sağlık ya. İki tane kitap şakır şakır anlattın ha. Çok da şakır şakır değil, kitabı öyle baktım ama yani olsun, bir şey unutmayayım diye. Bayağıdır kitap anlatmıyorduk çünkü. Evet. Sen anlattın, sıramı savdın. Evet, her zamanki gibi. Ben artık peşin satan böyle izleyeceğim çayını. Sarka yaslan arkana ya, keyfine bak. Kesinlikle. Şimdi ben iki tane kitap okudum ama bu okuduğum o iki kitap arasında biraz zaman var. Birini mesela 10 gün önce okumuşum, birini daha yeni bitirdim vesaire. Ben bu arada 2 gün içerisinde okudum, evet, yani bir anda. Zeynep okudum. Bir anda böyle şey, yani bir nöbet geldi böyle. Evet bir ya, ben böyle ne kadar zamandır okumuyorum diye. El ayağı titredi. Ama. Ben ama biraz daha zamana yayarak okudum. İşte yarışmaydı, farklı işlerimiz vardı vesaire, neyse. Ama okuduğum iki kitaptan da çok memnunum. Bir tanesinden başlayayım. Kader Adası, Max Adler. Daha önce tavsiye ettik bunu. Tavsiye ettik kitap alışverişi. Yani değil, evet, aldık, demeyelim de. Aynen aldık diye. Almayı planladığımız kitaplar demiştik. Bir liste oluşturmuştuk hatırlarsanız. O listeyi mesela Zeynep tamamladı. Onları okuyor şu an. Ben de o listeden şu an için sadece bu kitabı okuyabildim. Ve sevdim kitabı. Yani ne yalan yok. Kitap eğlenceli, güzel bir konusu var. Şimdi bir tane profesör. Ama ne profesör olur benim tam anlamadım. Kitapta da çok böyle açık edilmeme. Bir profesör ve kızı bir gemi seyahatindeyken gemi batar arkadaşlar. Bir aynen, kaza aynen geçirir. Bir işte buzdağı tarzı bir olay başına gelir geminin ve bu iki karakterimiz profesörün kendi icadı olan şişme bir botla bir adaya çıkarlar. Nasıl yani? Şişme bot daha önce icadı. Adamın kendi icadı. Var ama bu adam bir de kendince bir tane icat etmiş. Adam mucit. Garip garip şeyler yapıyor ve bilimin her alanıyla ilgili. Pozitif bilimler, sosyal bilimler. Ana karakter biraz garip bir adam. İsviçre çakısı gibi. Ama öyle yaşlı başlı bir arkadaşımız. Şimdi okyanusun ortasında etraflarındaki en yakın adanın ya da kara parçasının 4 gün mesafede olduğu söylenen bir noktada geçiriyorlar kazayı. Ancak az önce de söylediğim gibi kızıyla beraber bu adam, bu profesörümüz, ana karakterimiz bir adada gözlerini açıyor. Ama adayı şöyle düşünün arkadaşlar. Orta çağdan bir sahneyi dondurmuşlar, kesip almışlar. O adanın içerisine yerleştirmişler. İşte Kral Arthur'un şövalyeleri, işte şatolar, atlar, çiftçiler, böyle köylüler, köleler. Zaman yolculuğu yapmış gibi. Kesinlikle şövalyeler o tarz bir sahnede gözlerini açıyorlar. Ve hani ana karakterimiz ve kızı tabii ki çok şaşırıyorlar. Ne oluyor, ne bitiyor derken. Yani. Gerçekten Kader Adası olur onlar için. Baştan çünkü bir sürü şey gelir. Ya mesela bir tanesi şöyleydi. Ana karakterimiz bir düello yapmak zorunda kalıyor. Ama bu düello şöyle hani. Silahla birbirlerinin sırtlarına dönüp vurmuyorlar. At üstünde işte mızraklarla birbirlerine koşan iki tane şövalye düşünün. O tarz bir düello yapmak zorunda kalıyor. Sinematik bir şey olur. Kızına bir tane şövalye aşık oluyor. Tam böyle dillere destan bir aşk hikayesinden bahsediliyor. Vesaire vesaire. Eğlenceliydi. Ama kitabın arka kapağında yazan yazıya çok katılmadığımı şimdiden söylemek istiyorum. Flu kitap. Ben yayın evini çok sevdim. Yaptıkları 3 tane iş var şimdilik. Onlardan bir tanesi de bu. Diğer işleri de gözümü kestirdim farklı konularda ama okuyabilirim. Arkasındaki arka kapak yazısı biraz fazla gelmiş. Ben o kadar da böyle şey heyecanlanarak okudum, sevdim. Ama böyle arka kapak biraz fazla abartılmış gibi onun ötesinde. Kitabı muhakkak bilim kurguyla böyle şey, bu tarz böyle eğlencelik şeylerle ilgileniyorsanız ve gerçekten böyle bir günde bir şey okuyayım diyorsanız muhakkak Eden'in Kader Adası iyi bir kitaptı. Ve bilinmeyen böyle kimsenin bilmediği işlerin eşelenip ortaya çıkarılması beni zaten çok heyecanlandırıyor. O yüzden de zaten biraz hani bu tarz kitapları okuyorum. Kendim de öyle şeyler yaptığım için. Evet, o konuda katılıyorum. O konuda biraz böyle köstebek gibi ben de kazmayı seviyorum. Eğlenceli tarafı bu. Bir şeyler yaratmanın eğlenceli tarafı da olmayanı ortaya çıkarmak. Bir diğer kitap. Bunu çok merak ettim çünkü çok gülerek okudu bunu. Yani okuyor böyle yanımda gülüyor. Ha, ne oldu falan diyorum. Ben bu kitabı üniversitede okumuştum arkadaşlar. Kitabı da göstereyim en baştan. Oyun Bozan, Matthew Klein, Apple yayınlarından çıkmış bir kitap. Bu arada aç parantez, bu kitabın bayağı böyle yıpranmış olduğunu, evet, söyleyebilirim. Evet, senin elinde şimdi böyle görünce şaşırmışsınızdır. Çok perişan halde, üstten su yürümüş biraz böyle, kabarmış. Üstü falan kirli, altında kalem lekesi var. Şimdi ben bu kitabı niye okuyorum ya da benim kitabım bu kadar böyle harap bir kitap niye var?
Şimdi normalde olmaz çünkü Zeynep bilir. İşte şaşırdım. Temiz tutarım kitapları genelde. Hani sahaf versiyonları hariç, kitapların böyle eski versiyonları hariç bu tarz güncel kitapları temiz tutmayı severim. Ama bunda öyle değil. Ben bu kitabı üniversitede okumuştum ilk okuduğumda ve bayılmıştım. Bu kitabı gerçekten çok hoşuma gitmişti. Sonra üniversitede bir arkadaşıma bir gaflet anında kitabı verdim. Bu kitap geri gelmedi. Gelmez. Hiç benim giden hiçbir kitabım geri gelmedi. Mümkün değil, gelmez. Gelmez. Ben üniversiteye gideli oluyor neredeyse 10 küsur sene. Şimdi ben kitabı da bundan 3-4 sene önce bir tane sahafın rafında gördüm bu kopyayı. Ya dedim ben bunu alacağım. Kaç para işte? 3 lira, 5 lira, 10 lira. 3 liraya o zaman kitap alabiliyordum. 3 lira, 5 lira, evet ya şimdi oho. 5-10 liraya beni almıştım. Sonra koydum kitabımı. Ben dedim bunu zamanı geldiğinde okuyacağım. Ve zamanı geldi. Tekrar okuyorum. O zaman bu zaman mıdır? Konu şöyle, hani çok böyle müthiş hayatımı değiştiren bir Suç ve Ceza, bir Ulysses, bir Karamazov değil. Bir dolandırıcılık hikayesi. Ama niye benim hoşuma gidiyor? Çünkü ben Zeynep bilir, Netflix'te belgesel izlemek için zaten. Evet, özellikle açtım. Bu tarz şeyleri çok seviyor. Dolandırıcılık, ne büyük kadar şirketlerin geri planı falan. Oo, dolandırıcılık, düzenbazlık, yani bayılıyor, işte bayılıyor. Ponzi, işte saadet zinciri, bunları araştırırım, okurum, podcastler, videolar falan izlerim. Bir dolandırıcı olmak istediğim için dedi. Bunu şimdi beyan edeyim. Ama o gerçekleri böyle bulmak, keşfetmek hoşuna gidiyor yani. Sadece insanları nasıl kandırabildikleri, evet, beni dehşete düşürüyor. Bu insanları nasıl bir şeyle çok kolay kandıkları benim tüylerimi diken diken ediyor. Dolandırıl, ben kesinlikle kimsenin dolandırmaz demiyorum. Bu kadar şeyi merak edip eşeleyip okuyorum ama hepimiz insanız, hepimizin zaafları var. Hı hı. Ben sadece bu konuya biraz daha fazla ilgiliyim. Bu alanda kitaplar okuyorum ve Oyun Bozan da bu konudaki en güzel kitaplardan bir tanesi. Yani beni bile merak ettirdi. Ya çok güzel. Çünkü su gibi de akıyor. Sen bunu bir günde okursun. Ben bakma öyle. Yani biz aslında böyle bir günde okunacak kitaplar seçmişiz. Yani kalınlığına, evet, evet, bakmayın, gerçekten öyle. Bu 300 sayfa ama ya şaka yok, değil. Boş bir gününüzde sabah okuyup oturun, bitirirsiniz yani. Aynen, öğleden sonra 2'de bitirirsiniz. Yani sabah kahvaltıda oturun başına. Zaten diğerleri 1-2 saatte biter. Kesinlikle. Bu da yani 300 sayfa yersiniz bu kitabı. Hikaye şu. Kabataslak anlatacağım. Bir tane eski toprak bir dolandırıcı hapse giriyor, çıkıyor. Belli sebeplerden ötürü dolandırdığı için. Yakalanıyor. Hapse giriyor, çıkıyor. Daha sonra oğlunun başına bir takım işler geliyor. Bir takım kötü adamlar oğlunun bir miktar, yüklü bir miktar borcu olduğunu öğreniyor ve şey diyor. Son bir kez bir dolap daha çevirmem gerekecek galiba. Oğlumu öldürecekler diyor. Aynen öyle diyor. Bir dümen daha kurmam lazım diyor. Bir dümen kuruyor. Ve hikayenin anlatıldığı yıllar 2000'lerin başı. Yazar o senelerde yazmış ve o yıllarda da şeyin arka planda görüyorsunuz. .com balonu vardı o zamanlar. Hmm. Herkese bir internet sitesi satalım, herkes domain alsın, hostingler, evet, açılsın. Evet, evet, evet. Yığmıştı millet. Hepimiz yığmıştı yani. Millet. Daha sonra oldu, onların çoğu patladı. İnsanın çok büyük paralar kaybettiği bir dönemde. Silikon Vadisi'nin yeni yeni şahlandığı dönemlerde geçiyor. Çünkü şey, adam şöyle, eski usul dolandırıcılık da artık bitti diyor. Benim diyor bilgisayar üzerinden bir şey kurmam lazım ve ona göre bir plan yapıyor. Hikaye 2002'de geçiyor. Net onun da tarihini verebilirim. Çünkü 2003'e bir gönderme var. İşte önümüzdeki yıl deyip yaptıkları bir iş var. Adam bir dümen kuruyor ki ben o ilk okuduğumda çok sevmiştim zaten. Şimdi de çok severek okuyorum. Ve bir detay daha. Adamımız, yani yazarımız, ara ara bazı böyle dolandırıcı hileler anlatıyor. Mesela şey diyor, işte şu numara işte şöyle yapılıyor, size anlatmıyor. Bir tane kurban bulursunuz. İşte ona şunu dersin, bayağı size anlatıyor. Şunu der diyor. Bayağı içinde 4-5 tane falan numara var. Bir kısmı çok uğraştırıcı ama. Bunu bulabilirler mi şu an piyasada? Bulamazlar, sahaflara bakacaklar. Çünkü işte bu kitabın baskısı bitti. Bir an için. Ya bir de şey ama. 40 yıllık bir kitap tavsiye ediyoruz, onda da baskısı. Yok yok, yani şey, çok böyle değerli bir kitap değil. Benim için değerli. Hani meta olarak çok değerli bir kitap olmadığı için, metaverse değil bu arada. Yani o bitti, ürün olarak çok değerli bir kitap olmadığı için 10 liraya 15 liraya falan bulursunuz. Bulduğunuzda da alın. Benim hatırıma okuyun en azından. Gerçekten çok eğlenceli bir hikaye. Benimkiler gayet yeni kitaplar, yani güzel bulursunuz. Ne güzel ya. Böyle biz böyle şeyler yapıyor muyduk videolarda? Yapıyormuşuz, unuttuk yani. Vay be, helal olsun. İkişer tane çok güzel kitap anlattık. Yaklaşık bir aydır da böyle kitap konuşmuyordu. Böyle bir tatlı geldi. Bakalım haftaya neler konuşacağız. Vallahi biz de bilmiyoruz. Gerçekten sürpriz. Ama daha eğlenceli, daha böyle dinamik videolar gelecektir. Haftaya görüşene kadar kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Kitapları mutlaka okuyun. Kesinlikle.